Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera. Burada istifham inkârı ve takrir içindir. Elem tera'daki istifham, yani soru, inkari ve takrir içindir. Görmedin mi? Bilmedin mi? Elbette dostların da, düşmanların da sana anlattı. Çünkü bu hadise Resulullah Efendimizin tevellüdünden önce olmuştu. Kendisi müşahede etmemişti ama ona anlatılmıştı. Evet, görür gibi bildin. Bana haber ver demektir. Ru'iyet ikidir. Bir, ru'iyeti basariye, iki, ru'iyeti kalbiyedir. Ru'iyeti basariye manası görmedin mi demektir. Elem tera, görmedin mi? Gözlerinle görmedin mi? Ru'iyeti kalbiye manası da görür gibi bilmedin mi demektir. Yani kendin gözlerinle görmüş gibi bilmedin mi? Yani elbette gördün ve bildin. Dostların da, düşmanların da sana anlattı. Duydun ve bildin. Haber ver demektir. Çünkü inkârı kabil ve mümkün değildir. Tevatüren sabittir. Neyi bilmedin mi? Keyfe feale rabbuke. Keyfe burada mabadındaki feale fiilinin mef'ulü bihidir. Tegaddüm etmiştir. Çünkü keyfe sadr-ı kelam iktiza eder. Senin Rabbin nasıl ve ne şekilde işledi? Kime? Bi eshabil fiili, fiil sahiplerine, yani fiillerle takviye edilmiş muazzam bir kuvvet olan Ebrehe'nin ordusuna senin Rabbin nasıl işledi? Görür gibi bilmedin mi demektir. Dostların da düşmanların da bunu sana hikaye ettiler. Elbette gördün ve bildin. Haber ver demektir. Sure-i Celile'nin sebebi nüzulü, Habeşistan kralı Ebrehe, Yemen'i istila edip müstemleke edinmişti. İbrahim ve İsmail aleyhisselam'dan beri de insanlar her taraftan gelir ve büyük bir saygı ve hürmetle Kabe-i Muazzama'yı ziyaret ederlerdi. Ebrehe, Yemenlilerin ve diğer insanların Kabe-i Muazzama'yı ziyaretlerine mani olmak için Yemen'de San'a şehrine gayet muazzam bir bina yaptırdı. İnsanlar gidip Kabe'yi ziyaret edeceklerine, gelip burayı ziyaret etsinler. Gelenlere geldiklerinde izaz ve ikramda da bulunulacaktır diye ilanatta yaptı. Arapların oraya olan ülfet ve muhabbetini giderip kendi yaptırdığı binaya ülfet ve muhabbet ile
yani muhabbet eylesinler için bunu yapmıştı. Bunun bu kötü hareketi Mekke ehlinin ağrına gitti ve bu sözü işiten Kureyş'in büyüklerinden bazı kimseler Ebrehe'nin Yemen'de yaptırmış olduğu binayı ziyaret maksadıyla gezmeye ve görmeye geldiler. Ebrehe bunları görünce kendi ibadet hanelerini bırakıp kendinin yaptırdığı binayı ziyaret için geldiklerinden onlara çok hürmet ve tazimde bulundu. Yedirip içirerek son derece ikramda bulundu. Onları o binaya misafir etti. Kureyşliler o gece kalkıp binanın her tarafını pisleyip duvarlarını batırdılar. Kapı ve pencerelerini kırıp kaçtılar. Bunu haber alan kral öfkelendi, gadaplandı. Kabe-i Muazzama'yı yıkacağım diye filleri dizip ordusunu hazırlayıp harekete geçti. O zamanın en büyük harp vasıtası fillerle takviye edilmiş muazzam bir ordu tertip edip Kabe'ye doğru yürüdüler. Bu filin en büyüğü Mahmud isimindeki fildir. Yanında 12 fil daha vardı ki muazzam bir fil ordusu oldu ve ashab-ı fil dendi. Beytullah'ın göründüğü Mekke'ye yakın bir dağda Cebel-i Kubeys dağında karargah kurup biraz dinlenmek üzere durdu ve istirahata çekildi. Bu esnada orada otlamakta olan Resulullah Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in 200 devesi gasp etti. 200 devesini Ebrehe ne yapıyor? Gasp ediyor. Haberi alan Abdülmuttalib develerini almak için Ebrehe'ye geldi ve dedi ki sen benim otlamakta olan develerimi gasp etmişsin. Develerimi ver dedi. Ebrehe, yahu biz sizin Kabe'nizi yıkmak için geldik. Sen onun için yalvarmayı ve onu düşünmüyorsun da develerini mi düşünüyorsun deyince Abdülmuttalib de ben develerin sahibiyim. Onları istiyorum. Kabe'nin sahibi Hazreti Allah'tır. O bilir Kabe'sini korumasını dedi. Ve bu söz Ebrehe'nin vücudunda büyük bir titreme husule getirdi. Ve verin develerini dedi. Abdülmuttalib develerini alıp geldi. Kabe-i Muazzama'nın siyah örtüsüne sarılarak ağladı. Cenab-ı Hakk'a yalvardı ve ya Rabbi ey Kabe'nin sahibi bu mukaddes bina senindir. Sen yaptırdın. Sen koru ve sen muhafaza et diye yalvardı. Bundan sonra Ebrehe de ordusunu kaldırdı. Filleri Kabe cihetine sürdü. Fakat filler bir türlü o cihete gitmiyorlardı. Başka cihete çevirince hemen süratle gidiyorlardı. Halbuki buna gelinceye kadar. Mahmud isimli filin geri döndüğü ne yapmıştı? Görülmüştü. Yani daha önceki seferlerde ve saldırılarda Mahmud isimli büyük fil, hani Avrupalılar mamut diyor. Mahmud isimli büyük fil şimdiye kadar hiç geri döndüğü görülmemiş.
ve her gittiği yerde de muvaffak olarak dönerdi. Bu sırada Cenab-ı Hak da cemaat halinde bölük bölük, yani effaca buyuruyor ya, bölük bölük kuşlar halk buyurdu ve her kuşta üçer taş mevcut idi. Birer ayaklarındaki iki adettir, bir de gagasında vardı. Ve kime atılacağı ise onun ismi ve ismi o taşta yazılıydı. Bu kuşlar Ebrehe kavminin ki eshab-ı fiilin üzerine Cenab-ı Hakk'ın emriyle akın ettiler ve her insana birer taş atıp tepelerinden girip kıçlarından çıktı. Hepsi helak oldu. Ebrehe ordusunun böyle helak olduğunu görünce hemen kaçtı ve Habeşistan'a varıp hadiseyi orada naklederken topal bir kuş, bakın topal bir kuş, Allahu Ekber. Hani Ebu Leheb'i 3-5 gün kimse, yani ölü olarak kalmış, zenciler atmışlardı bir kuyuya, kazdıkları bir kuyuya veya bir çukura. Efendim Ebu Cehil'i beğenmediği İbn Mesud Hazretleri halletti, gebertti. İşte bunu da, bu Ebrehe'yi de topal bir kuş, yani topal, tüm kuşlar sağlam, ama bunu Hazreti Allah topal bir kuş görevlendiriyor. Yani bu da ayrıyeten onu tahkir için, küçük düşürmek için. Topal bir kuş gagasında bir taş ile kendisini takip etti ve hadiseyi anlatırken o özürlü kuş, o bir taş orada, yani o bir taşı orada onun üzerine attı ve orada da o da helak oldu. Bu taş halen Habeşistan Müzesi'nde mevcuttur. Her ne zaman Müslümanların mabetlerine ve Müslümanlara kafirler tarafından saldırılırsa, akıbetleri Mevla tarafından böylece ve benzi ve böylece ve benzeri gibi helak ve husrana uğramaktadır. O zamanda ise hak dinine ise Kabe-i Muazzama da onunla ibadet ederlerdi. Yani o zamanki hakkın neydi? Hazreti İbrahim'in dini Haniflerdi. Hanifler diniydi. Bu hadise Resul-i Zişan Efendimizin dünyaya teşriflerinden 55 gün evvel vuku bulmuştur. Bu sureyi celile büyük bir mucizedir. Mucize aslan sabit olursa Cenab-ı Hak fenden mislini çıkartır. Yani bu mucizenin bizim görebileceğimiz, anlayacağımız bir şekilde aynısını halk eder. Yani fenli, fen olarak, yani teknik olarak diyelim. Esbabı zahire ile onu meydana çıkartır veya çıkarttırır. Mesela eshab-ı fiili ihlak eden kuşlar gibi ki bunlar fensiz olarak dır ki mucizedir. Şimdi de onların misali olarak efendim bombardıman teyyareleri vardır. Yani ebabil kuşlarının durumu bir mucizedir. Onun misli de bu zamanda teyyare, bombardıman teyyareleridir. Fakat bunlar aletledir. Ayet-i kerime devam ediyor. Elem yec'al, senin Rabbin kılmadı mı? Burada istifhamı takriridir. Yani kıldı anlamında. Keydehum, o eshab-ı fiilin hilelerini kılmadı mı? Efendim, keydin manası zahiri başka, batini başka. Yani içi başka, dışı başka olursa ona keyd derler. Yani içi bir başka, dışı bir başka olursa ona keyd derler. Efendim, tıpkı
münafık demektir. Ya münafıkların keyfi vardır çünkü içi başkadır, dışı başkadır. Efendim, onların hileleri böyledir. Kandırma üzerine kurulmuştur. Mesela medeniyet diyor. Müslüman kisvesi altında Müslümanları gavurluğa, kafirliğe çeviriyorlar ya da çevirdiler. Yönelttiler. İşte bunlar da yani kayıt yapanlar da böyledir. Evet, onların hilelerini iptal etti, zayi etti, bozdu demektir. Nerede kılmadı mı? Fi tadlil, yani zayi edip husran ve helakte kılmadı mı? Bozmadı mı? Evet, kıldı. Daha ve ersele, irsal etti, gönderdi. Kim huve? Senin Rabbin. Kim üzerine? Aleyhim. O eshab-ı fil üzerine. Neyi gönderdi? Tayran. Uçucu kuşları gönderdi. Tenvin tahkir içindir. Yani tayran. Sonunda var ya iki üstün. Tenvin bu. Bu tenvin burada tahkir içindir. Sıfat. Efendim. Sıfat veya hal. Tayran. Ne oldukları halde? Yani bu tayrana sıfat veya bu tayran ya sıfat veya şimdi termihimden bahsedecek ya. Ne oldukları halde veya öyle tayır ki ebabiyle yani şimdi burada ebabil kelimesini açıklıyor. Şimdi tayran nedir? İki üstündür. Ebabiyle o da üstündür. Yani ebabil tayrın irabını almıştır. Üstün olmuştur. Burada diyor ya ebabil sıfattır ya haldir veyahut da diyor efendim burada şeydir. Yani temiz gibi. Çünkü açıklıyor. Kuşların ne halde olduklarını açıklıyor. Ebabiyle cemaat cemaat, büyük büyük, bölük bölük, takım takım oldukları halde. Tayran ismi cemidir. Ebabil sıfatıdır. Yani sıfatıdır. Sıfat olduğu ihtimali daha yüksektir. Eğer tayran müfret dersek ebabili de diyor hal yaparız. Tayran müfret olsaydı yani tayran yani bir tane kuşu müfret bir tane kuş oluyor. Göndermiş olsaydı diyor. Ebabil burada ne olduğu halde diye yani hal yapardık diyor. Ama Tayran, Tayr ismi cemidir. Yani müfret gözükür fakat manası çok anlamında yani çok kuşları gönderdi. O zaman da sıfat değil hal olur. Yani tersine ismi cemi olursa hal değil sıfat olur. Burada sıfat yapmak daha doğrudur. Ebabil cemilikle gayrimunsarıftır. Evet, ebabiyle. Zaten sonunda ebabiyle. Ebabilen değil de ebabiyle diyor. Gayrimunsarıf. Yani iki üstün değil, tek üstün. Hal yapsak efendim zilhal nekre olduğu zaman halin mukaddemi vacipti ki yani halin takaddüm etmesi gerekirdi ki hal olmasına özrün biri budur. Sıfat olarak mana verirsek cemaat cemaat o eshab-ı fil üzerine kuşları gönderdi hal olarak. Mana verirsek o eshab-ı fiilin üzerine kuşları gönderdi. Ne oldukları halde ebabiyle cemaat cemaat, bölük bölük, takım takım oldukları halde öyle kuşlar ki termi atar. Ne hiye o kuşlar kime him o eshab-ı fiile atar. Neyi atar? Bir hicaretin taşları atar. O taşlar da neden olucudur? Min siccil, mini beyaniyedir. Siccillenmiş yani
kime isabet edeceği o taşta yazılı idi. Hani sicil, zaten sicil kelimesini kullanıyoruz. Yani bir kişinin ismi bir dosyaya yazıldığı zaman veya listeye yazıldığı zaman onun sicili oluyor o. Yani buradaki sicil o manaya geliyor. Her taşın üzerinde kime isabet edeceğinin ismi yazılı idi anlamında. Evet. Çamurdan yapılıp ateşte pişirilmiş olan mercimekten büyük, nohuttan küçük taşları ve hangi kafire isabet edeceği, kimin başına ineceği ve o taşın üzerinde o kafirin ismi yazılı idi. Ve her kuş da efendim, üçer tane taş vardı demiştik tabii. Biri gagasındaydı, birer de ayaklarında vardı. Fecalehum, yani burada tabii bu taşları attıktan sonra fecalehum, tabii fe'yi takip içindir. Hani onun üzerine derhal ne yaptı senin Rabbin? O eshab-ı fiili kıldı. Ne gibi? Ke'asfin, ekin tarlası. Ekin tarlası, efendim, ekin tarlası gibi kıldı. Bir ekin ve buğday tarlası gibi, öyle buğday tarlası ki, me'kûlin, yenmiş, yani me'kûl, ekeleden geliyor. Ekele yedi, e'kilün, ismi fail e'kil olursa, yiyici manasında me'kûl de yenilmiş, yenmiş yani onu. Efendim, tarladaki ekinleri neler yer? Ya fareler yer, ya da böcekler yer. Yenmiş ekin veya biçilmiş ekin gibi demiş. Yahut da orak ve tırpan geçmiş gibi veyahut da koyun yemesi gibi. Nasıl ki bir buğday tarlasına bir sürü koyun salınsa harap ettiği gibi Cenab-ı Hak da o muazzam eshab-ı fiili ordusunu helak etti. Helak etti. İşte bu eshab-ı fiili kuşlar ile helak mucize-i ilahidir. Mucize aslan sabit olursa, bunu tekrar söylemiştik az önce. Yani mucize aslan sabit olursa fen ile maddiyatla onun misli çıkar. Evet. Nitekim bugün de bombardıman yapan tayyareler çıkmıştır. Kur'an'ın bazısı bazısını tefsir eder. Peki ne için helak etti? Şimdi bu sure burada bitiyor fakat ne için helak etti diye Kureyş suresine bağlantı yapıyor. Ne için helak etti? Li'ilafı Kureyş. Buraya bağlantı yapıyor. Bakın Li'ilafı'daki baştaki lam taalluk içindir. Bir önceki sureye orada bağlantı vardır, alaka vardır yani. Kureyş kabilesinin ülfeti için onları helak etti. Evet. Fil hakkında burada küçük bir not var açıklamada. Fil yatamaz. Fil hayvanı yatamaz. Yavrulayacağı zaman koşar, suda yavrular. Hemen kaparak yavrusunu sudan çıkarır buyurmuşlar. Efendim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.